Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa sürede airfryer'la hazırlayabileceğiniz nefis bir hamburger tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu nefis hamburgerlerin yapılışına başlayalım. İlk olarak hamburger köftemizi hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 500 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiberi uygun bir kaba alalım. Tüm malzemeyi güzelce yoğuralım. Bu arada hamburger hazırlarken dana döşten tek çekilmiş kıyma kullanıyorum. Size de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Hazırladığımız köfte harcını şimdi 4 parçaya bölelim. Her bir parçayı elimizle bastırarak şekillendirelim. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. Eğer gösterdiğim gibi şekillendirmekte zorlanırsanız dairesel bir kesme aparatı kullanarak tezgah üzerinde de köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Verdiğim ölçülerle gördüğünüz boyutta aşağı yukarı 125'er gramlık 4 tane köfte elde etmiş olacağız. Kişi sayınıza göre malzeme miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Köftelerimiz hazır. Şimdi airfryer haznesini açalım. Köfteleri içerisine yerleştirelim. Köftelerimizi manuel ayarda 200 derecede 10 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda köftelerimiz gayet güzel pişmiş olacak. İsteğe bağlı olarak üzerlerine birer parça çedar peyniri yerleştirelim. Peynirler güzelce eriyinceye kadar 200 derecede 1 dakika daha pişirmeye devam edelim. Peynirlerimiz de gayet güzel eridi. Şimdi hamburgerlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için burger ekmeğini ikiye kestikten sonra sırasıyla marul, domates dilimleri, turşu, hamburger köftesi ve karamelize soğanları yerleştirelim. Ketçap ve mayonezle lezzetlendirdiğimiz hamburgerimiz artık hazır. Dilerseniz içerisine farklı malzemeler veya soslar ekleyerek hamburgerinizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Çok kısa bir sürede hem çok lezzetli hem de dışarıda yediklerinizden çok daha ekonomik bir hamburger hazırlamış olduk. Umarım siz de bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Ben şu anda hamburgerlerimi patates kızartmasıyla servis etmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz kızarmış soğan halkaları veya çeşitli soslar eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tarifle ilgili tüm detayları, karamelize soğanı nasıl hazırladığımı açıklamalarda bulabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.